Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, die Wohnung, yani ev ya da daire anlamına gelen die Wohnung'u öncelikle mahalleriyle, yani o yerleriyle, odalarıyla inceleyeceğiz. Akabinde sıfatları göreceğiz. Tabii bu evle ilgili olan sıfatları göreceğiz. Akabinde de mobilyaları ve bununla ilgili cümle kurmayı göreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Die Wohnung, die Wohnung arkadaşlar ev demek ya da az önce söylediğim gibi daire demek. Şimdi bunları incelediğimizde das Wohnzimmer oturma odası ya da salon demek arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız wohnen neydi arkadaşlar? Wohnen ikamet etmek demekti. Das Zimmer da oda demek. Dolayısıyla oturma odası ya da salon derken das Wohnzimmer diyoruz. Buraya baktığımızda Türkçenin aynı der Balkon. Evet. Buraya baktığımızda da der Flur koridor demek arkadaşlar. Demek ki koridor der Flur demekmiş. Buraya baktığımızda der Keller kiler ya da mahzen anlamında der Keller demekmiş. Buraya baktığımızda das Kinderzimmer, evet, die Kinder neydi arkadaşlar? Çocuklar demekti. Dolayısıyla çocuk odası diyecek olursak das Kinderzimmer demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda das Schlafzimmer, evet, schlafen eylemini hatırlayacak olursak schlafen uyumak demekti arkadaşlar. Dolayısıyla Almanlar uyku odası diyorlar yatak odası için. Dolayısıyla yatak odası neymiş arkadaşlar? Das Schlafzimmer'ymiş. Buraya baktığımızda das Badezimmer görüyoruz arkadaşlar. Banyo anlamında arkadaşlar. Das Badezimmer ya da das Bad da diyebiliriz. Demek ki banyo için iki türlü söyleyebilirmişiz. Neymiş bu? Das Badezimmer. Diğeri de neymiş? Das Bad'mış. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Arbeitszimmer, Arbeiten neydi arkadaşlar? İş ya da çalışma anlamında, değil mi? Dolayısıyla das Arbeitszimmer çalışma odası anlamında das Arbeitszimmer'ı görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu kelimeleri tekrar edelim. Das Wohnzimmer. Der Balkon. Der Flur. Der Keller. Das Kinderzimmer. Das Schlafzimmer. Das Badezimmer. Das Bad. Das Arbeitszimmer. Ve son olarak da die Wohnung. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu oturma grupları ya da işte odalarla ilgili sıfatlara bakacak olursak, tabii bu mobilyalar için de geçerli. Bunları bir inceleyelim isterseniz. Billig arkadaşlar ucuz demek, pahalı da demek ki bunun zıttı. Teuer da pahalı demekmiş. Demek ki billig ucuz, teuer pahalı demekmiş. Groß klein, groß büyük demek arkadaşlar. Klein küçük demek. Demek ki büyük groß küçük, klein demekmiş. Karanlık diyecek olursak arkadaşlar dunkel. Dunkel demek ki karanlık. Aydınlık diyecek olursak hell. Demek ki karanlık dunkel, aydınlık hell. Buraya baktığımızda arkadaşlar eng dar demek arkadaşlar. Breit geniş demek ki dar, eng geniş, breit demekmiş. Modern altmodisch. Modern demek ki adı üstünde modern, altmodisch de eski. Biz tabii buna yeni de diyebilirdik, öyle değil mi? Neu da diyebiliriz bunun için pekala. Demek ki neu da yeni demekmiş. Gene bunun zıttı ne olmuş olurdu? Altmodisch olacaktı. Evet, bir ev, bir daire gürültülü de olabilir, öyle değil mi? Laut ya da sessiz bir noktadadır. Dolayısıyla leise de diyebiliriz. Demek ki laut gürültülü, yüksek volümlü.
Leise de sessiz anlamındaymış. Dilerseniz bunları da tekrarlayalım. Billig teuer. Billig teuer. Groß klein. Groß klein. Dunkel hell. Dunkel hell. Eng breit. Eng breit. Modern altmodisch. Neu altmodisch. Laut leise. Laut leise. Evet, şimdi arkadaşlar odalarda bulunan mobilyaları bir inceleyelim. Bunları artikelleri ayırdım ben arkadaşlar. Hatırlayacak olursak maviyle neyi kastetmiş oluyorduk? Deri. Kırmızıyla die, yeşille de das'ı kastetmiş oluyorduk. Bunları bir inceleyelim. Öncelikle der'le başlayalım arkadaşlar. Tekli koltuk diyecek olursak der Sessel. Demek ki tekli koltuk der Sessel demekmiş. Sandalye derken arkadaşlar der Stuhl. Der Stuhl demek ki sandalye demekmiş. Büro sandalyesi diyecek olursak arkadaşlar, yani bu hani kolçaklı olanlar olabiliyor ya da işte çalışma masasındaki bu dönen sandalyeleri kastetmiş oluyoruz. Der Bürostuhl demek ki bu demekmiş. Der Bürostuhl. Masa derken arkadaşlar der Tisch. Der Tisch masa. Çalışma masası diyecek olursak arkadaşlar der Arbeitstisch. Der Arbeitstisch demek ki çalışma masası anlamındaymış. Halı diyecek olursak arkadaşlar halı der Teppich. Der Teppich demek ki halı demekmiş. Ocak diyecek olursak arkadaşlar der Herd. Der Herd demek ki evet mutfakta bulunan ocağı kastetmiş oluyoruz. Der Ofen. Der Ofen fırın. Evet demek ki fırın. Der Ofen demekmiş. Der Spiegel. Der Spiegel bu da ayna demek arkadaşlar. Der Fernseher. Der Fernseher bu da televizyon demek. Dili artikelindeki mobilyaları inceleyecek olursak arkadaşlar bunu biliyoruz artık diye tahmin ediyorum. Die Lampe. Die Lampe neydi? Lamba demekti. Abajur diyecek olursak arkadaşlar die Stehlampe demek. Stehen neydi? Durmak anlamında ya da dikilmek anlamındaydı. Dolayısıyla abajur için bu ne olmuş oluyor? Die Stehlampe demiş oluyoruz. Kanepe diyecek olursak arkadaşlar die Couch. Die Couch bakın buraya bir eşittir işareti yaptım. Çünkü aynı zamanda das Sofa anlamına da gelebiliyor. Demek ki kanepenin iki türlüsü varmış. Neymiş bu arkadaşlar? Die Couch. Diğeri de das Sofa demekmiş. Buraya baktığımızda die Waschmaschine bu çamaşır makinesi demek arkadaşlar. Demek ki die Maschine makine waschen yıkamak. Dolayısıyla çamaşır makinesi diyecek olursak ne diyormuşuz? Die Waschmaschine diyoruz. Buraya baktığımızda die Spülmaschine gene die Maschine'yi görüyoruz. Spülen arkadaşlar bulaşık yıkamak demek. Dolayısıyla bulaşık makinesi diyecek olursak die Spülmaschine demiş oluyoruz. Mikrodalga diyecek olursak arkadaşlar die Mikrowelle. Die Mikrowelle demek ki mikro dalga demekmiş. Evet, die Badewanne bu da küvet demek arkadaşlar. Die Badewanne demek ki küvet demekmiş. Tuvalet derken de die Toilette. Die Toilette demiş oluyoruz. Komodin diyecek olursak arkadaşlar die Kommode. Die Kommode demiş oluyoruz. Das artikellerine baktığımızda das Bett, das Bett yatak demek arkadaşlar. Resim das Bild, das Bild. Az önce söyledik, yine söyleyelim. Das Sofa neymiş? Kanepe demekmiş. Die karşılığı da neymiş? Die Couch demek ki kanepe demekmiş bunlar. Das Waschbecken, das Waschbecken de arkadaşlar lavabo anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu evdeki eşyaları tekrar doğru telaffuzlarıyla yineleyelim arkadaşlar. Der Sessel. Der Sessel. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Bürostuhl. Der Bürostuhl.
Der Tisch. Der Tisch. Der Arbeitstisch. Der Arbeitstisch. Der Teppich. Der Teppich. Der Herd. Der Herd. Der Ofen. Der Ofen. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Fernseher. Der Fernseher. Die Lampe. Die Lampe. Die Stehlampe. Die Stehlampe. Die Couch. Die Couch. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Die Spülmaschine. Die Spülmaschine. Die Mikrowelle. Die Mikrowelle. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Toilette. Die Toilette. Die Kommode. Die Kommode. Das Bett. Das Bett. Das Bild. Das Bild. Das Sofa. Das Sofa. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Evet, şimdi arkadaşlar evimizle ilgili, evimizi betimleyen, birazcık bu mobilyalardan bahseden bir metni inceleyelim. Meine Wohnung neydi arkadaşlar? Az önce görmüştük. Ev ya da daire demekti. Diyelim ki evim 90 metrekare diyeceğim. Metrekare arkadaşlar Almanca'da Quadratmeter. Tekrar edelim. Quadratmeter. Demek ki Quadratmeter metrekare demekmiş arkadaşlar. Diyelim ki benim evim 90 metrekare diyecek olursam meine Wohnung ist 90 Quadratmeter groß diyeceğim. Meine Küche neydi arkadaşlar? Die Küche mutfak demekti. Klein, evet, küçük. Benim mutfağım küçük. Demek ki meine Küche ist klein. Ama hell neydi arkadaşlar? Aydınlık değil mi? Aydınlık, yani karanlık değil, gayet açık, güneş geliyor anlamında. Dolayısıyla mutfağım küçük ama aydınlık derken meine Küche ist klein, aber hell demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar mein Wohnzimmer, oturma odası, yani benim oturma odam ya da salonum ist modern, değil mi? Anlaşılacağı üzere mein Wohnzimmer ist modern. Oturma odam modern. Ich habe, neyim var? Ich habe keinen Fernseher. Fernseher neydi arkadaşlar? Der Fernseher televizyon demekti. Haben ne alırdı arkadaşlar? Haben, bunları akusatif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. İzlememiş olan, bu dersi görmemiş olan arkadaşlar mutlaka akusatif konusuna tekrar bir baksınlar derim. İyisi mi kanala abone olalım. Demek ki haben ne oluyordu arkadaşlar? Akusatif alıyordu. Dolayısıyla ich habe keinen Fernseher, televizyonum yok demiş oluyorum. Bakın burada K harfini getirdiğimde ne yapıyordum? Olumsuzlamış oluyordum. Buraya baktığımızda der Flur neydi az önce söyledik? Koridor demek arkadaşlar. Lang, uzun. Und breit, breit neydi? Geniş demek. Dolayısıyla koridor uzun ve geniş derken der Flur ist lang und breit demiş oluyorum. Buraya baktığımızda meine Mikrowelle, evet neydi bu? Benim mikrodalgam ist billig, ucuz. Ama mein Sofa neydi arkadaşlar? Mein Sofa kanepe demekti. Mein Sofa ist teuer, benim kanepem pahalı demiş oluyorum. Demek ki meine Mikrowelle ist billig, aber mein Sofa ist teuer. Buraya baktığımızda arkadaşlar garajı, die garajı, adı üstünden anlaşılacağı üzere garaj demek. Dolayısıyla benim garajım yok derken ich habe keine Garage demiş oluyorum. Benim bahçem var. Der Garten arkadaşlar. Bakın burada da gene akusatif durum söz konusu. Ich habe einen Garten. Benim bir bahçem var demiş oluyorum. Ve son cümle. Evet. Ich liebe meine Wohnung. Evimi seviyorum demiş
oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Meine Wohnung ist 90 Quadratmeter. Meine Wohnung ist 90 Quadratmeter. Groß. Groß. Meine Küche ist klein, aber hell. Meine Küche ist klein, aber hell. Mein Wohnzimmer ist modern. Mein Wohnzimmer ist modern. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Der Flur ist lang und breit. Der Flur ist lang und breit. Meine Mikrowelle ist billig, aber mein Sofa ist teuer. Meine Mikrowelle ist billig, aber mein Sofa ist teuer. Ich habe keine Garage. Ich habe keine Garage. Ich habe einen Garten. Ich habe einen Garten. Ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ev konusunu ya da daire konusunu mobilyalarla ve ilgili sıfatlarla ve akabinde de cümlelerle pekiştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.